Merhaba değerli meslektaşlarım. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bugün sizlerle salgın hastalık olarak ilan edilmiş bulunan yeni koronavirüs nedeniyle çalışma hayatındaki işletmelerimizde alınan ve alınmakta olan bir dizi önlemlere bakacağız. Bunlar iş kanunumuzda da yer verilmiş bulunan yıllık ücretli izin, ücretsiz izin ve toplu izin kavramlarıdır. Yıllık ücretli izin uygulaması. Öncelikle bir tanımına bakalım. Yıllık ücretli izin, işçi ile işveren arasındaki yapılan iş sözleşmesine dayanarak çalışmakta olan işçinin en az bir yıllık kıdem süresini tamamlamış olması ve iş sözleşmesinin de devam etmesi koşulu ile bir anayasal hak olarak da kendisine tanınmış bulunan ücretli dinlenme süresini ifade etmektedir. Ülkemizdeki ücretli izin uygulamasının altyapısı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53 ila 62. maddeleri aralığında düzenlenmiş. Yine 3 Mart 2004 tarihinde bir ücretli izin yönetmeliği çıkarılmıştır. Daha sonra 18.8.2017 tarihinde bu ücretli izin yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bugünkü son şeklini almıştır. Yıllık ücretli izin nasıl uygulanır? İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmelerinde veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenmiş sürelere uygun olarak yıllık ücretli izinler kullandırılır. Ancak bu sözleşmelerdeki yıllık ücretli izin sürelerinde dikkat edilmesi gereken husus 4857 sayılı kanunla belirlenmiş bulunan asgari yıllık ücretli izin sürelerinin altında bir izin süresinin belirlenemeyeceğidir. Eğer bu asgari ücretli izin sürelerinin altında bir izin süresi belirlenmiş ise bunlar geçersiz hüküm ifade etmektedir. Bir diğer önemli konu ise bu izin tarihlerinin belirlenmesi hususudur. İzin tarihlerinin belirlenmesi hususunda 4857 sayılı kanunun 60. maddesine dayanılarak çıkarılmış bulunan yıllık ücretli izin yönetmeliği uygulamaları dikkate alınır. Bu yönetmeliğin 7. maddesinde işçinin izin talebini en az bir ay öncesinden işverene bildirmesi gerekliliğine değinilmiştir. Daha dikkat çekici uygulama ise 8. maddede yer almaktadır. İşveren işçinin izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. İşçinin talebi iş yerinin durumuna göre işveren ücretli izin tarihini belirleyebilmektedir. Bu ücretli izin tarihinin belirlenmesi işverenin yönetim yetkisi kapsamının içerisinde değerlendirilmektedir. İşverenin bu yönetim kapsamı içerisinde değerlendirilen ücretli izin tarihini tespit etme yetkisi işveren tarafından kullanılırken özen gösterilerek kullanılmalıdır. Burada özellikle iyi niyet kuralları çerçevesinde bir izin tarihinin belirlenmesi esası teşkil etmektedir. İşverenin bu hakkını iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmamasının tespiti halinde bu davranışının yasalar tarafından korunmayacağı da açıktır. Bazı Yargıtay kararlarında bu belirlenmiş olan izin tarihine çalışanın uymadığı, kendisine göre ben ücretli izindeyim, işe gelmiyorum diyerek ücretli izine çıkmış olduğu hallerde bunun haklı nedenle işveren tarafından iş sözleşmesinin feshine gidebileceği konularında değerlendirmeler, kararlar verilmiştir. Bir diğer husus ise burada dikkat edilmesi gereken şudur değerli meslektaşlarım. Çalışan kişi için de ücretli izin hakkının kullandırılmaması bazı hallerde haklı nedenle sözleşmenin feshine kadar gidebilir. Nedir bu? Bununla ilgili tabii Yargıtay kararları da mevcuttur. Çalışan yaklaşık olarak 7-8 yıldır veya 4-5 yıldır uzun senelerdir ücretli izin hakkını kullanamamaktadır. Yine ücretli izin hakkını kullanamayan bu işçi, bu kullanamadığı ücretli izin hakkından dolayı haklı nedenle sözleşmesini feshedebilir
ya da bu feshe gerekçe oluşturabilir. Dikkat edilmesi gereken hususlar burada özellikle bunlardır. Ücretsiz izin uygulamaları. Değerli meslektaşlarım, öncelikle ücretsiz izin nedir? Buna bir bakalım. Ücretsiz izin, işçi ve işverenin anlaşması koşulu ile, ki bu kısmın altını çizmek lazım. Anlaşması koşulu ile belirli bir süre için verilen ve bu süre içerisinde de iş sözleşmesinin askıda kaldığı özel bir uygulamadır. Bu süre içerisinde işçi çalışmaz, işveren ücret ödemesi yapmaz. Yani işçi iş görme edinimini yerine getirmez, işveren de ücret ödeme edinimini yerine getirmez. Ücretsiz izinle ilgili iş kanunumuzda özel bir düzenleme yoktur. Bu alandaki boşluklar Yargıtay kararlarıyla doldurulmaya, tanımlanmaya çalışılmaktadır. Tarafların ücretsiz izin konusunda anlaşmaları koşulu ile ücretsiz izin süresi boyunca iş sözleşmesinin askıda kaldığı esası benimsenmiştir. Her ne kadar iş kanunumuzda ücretsiz izinle ilgili direkt bir düzenleme bulunmasa da bazı maddelerde ücretsiz izin tanımına, uygulamasına rastlanmaktadır. Bunlardan bir tanesi 56. maddedeki ücretsiz yol izni, bir diğeri ise 74. maddedeki analık halinde çalışma ve süt izni uygulamalarıdır. Eğer ücretsiz izine bakacak olursak, bunun tanımlaması şöyle yapılmıştır. Çalışan ücretli iznini bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecekse kendisine 4 güne kadar ücretsiz yol izni verilir. Bu ücretsiz yol izninin verilmesinin bir ön koşulu vardır. Bu mutlaka bunun çalışan tarafından talep edilmesi esasıdır. Hem talep edilmelidir hem de bu yol izniyle ilgili bulunduğu yerden dışarıda geçireceği iznine ait belgelendirme de yine işçi tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Burada her zaman 4 güne kadar izin verilmesi zorunlu değildir. Kişinin gideceği yere, kullanacağı vasıta ya da araçlara göre bu izin süresi belirlenir. Bu bazen bir gün olabilir, ihtiyaca göre 4 günde olabilir. Elbette ki 4 günün üzerinde de ücretsiz yol izni belirlenebilir, ancak bu iş sözleşmesiyle özel olarak belirlenmelidir. Özel olarak belirlemenin yapılmadığı durumlarda azami yol izni 4 gün olarak verilir. 4 gün olarak ücretsiz yol izni verilir. Tabii burada eğer ki çalışan iznini fasılalar halinde kullanacaksa, yani bölerek kullanacaksa, her böldüğü izin için ya da her böldüğü ya da bölerek kullandığı süre için 4 gün değil, bunların toplamı için 4 güne kadar azami bir ücretsiz yol izninin verilmesi söz konusu olacaktır. Bir diğer ücretsiz izin tanımlaması da ücretsiz analık izni olarak 74. maddede geçmektedir. Bildiğiniz üzere 74. maddede kadın işçiye doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilir ve bu 16 hafta içerisinde işçinin çalıştırılmaması esası vardır. Ancak eğer ki gerekiyorsa hekim raporuna dayanarak işçiye bu 8'er haftanın üzerinde de bir izin tanımlanabilir. Bu 8 artı 8 16 hafta bittikten sonra kadın işçinin talep etmesi halinde kendisine 6 aya kadar azami olmak üzere ücretsiz izin verilir. Bu ücretsiz iznin verilip verilmemesi hususunda işverenin herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Ana olan kadın işçi bu izni istediği takdirde işveren de bu izni vermekle mükelleftir. Ben bu izni vermiyorum diyemez. Bu izin tabii her zaman 6 ay olarak kullanılmak zorunda değildir.
Ana olan kadın işçi bunu isterse 2 ay, isterse 4 ay, isterse 1 ay olarak isteyebilir. Buradaki önemli husus şudur ki, eğer ki işveren kadın işçinin bu talebine cevap vermez, kendisine de ücretsiz izin kullanma hakkı tanımaz ise, kadın işçi tek taraflı olarak kendisini ücretsiz izine çıkarabilir. Tabii ki bunu işverene yazılı olarak ne yapmak zorundadır? Bildirmek zorundadır. Yine eğer ki işveren bu iznin kullanılması hususunda kadın işçiye yardımcı olmuyorsa, yani ona bu izni kullandırmıyorsa, bu takdirde kadın işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına da hak kazanabilecektir. Buna özen gösterilmesi, dikkat edilmesi gerekir. Ücretsiz izin uygulaması ile ücretli izin uygulaması arasındaki farklara baktığımızda, yıllık ücretli izin uygulamasında işçiye tanınan serbest bir zaman ve bu serbest zaman karşılığında da ödenen bir ücret vardır. Ve ücretli izindeki esas olan şey işçinin dinlenmesi ilkesidir. Ücretsiz izinde ise serbest zaman karşılığı ödenen bir ücret olmadığı gibi temel hedefi de işçinin dinlenmesi değildir. İşçi ile işveren arasında bir anlaşmanın sağlanması ve bu anlaşmaya uygun olarak da bu süreç içerisinde iş sözleşmesinin askıda olduğu bir dönemden bahsedilmektedir. Yine işçi açısından yıllık ücretli izin anayasal bir haktır ve vazgeçilemez bir haktır. Bu anayasal ve vazgeçilemez olan hakkı işverenin mutlaka işçiye kullandırması gerekmektedir. Ücretsiz izinde ise işverenin böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Böyle bir yükümlülüğü bulunabilmesi için mutlaka iş sözleşmesinde ücretsiz izinle ilgili bir sürenin belirlenmiş olması gerekmektedir. Bir diğer husus ise yıllık ücretli izinde işçinin çalışma yasağıdır. Ancak ücretli izinde işçinin çalışma yasağı bulunmasına rağmen ücretsiz izinde böyle bir yasak bulunmamaktadır. Ücretsiz izinde ise haksız rekabet koşullarının yaratılmaması, işçinin sadakat sorumluluğunun ortadan kalkmaması gibi genel koşulların yerine getirilmesi kaidesiyle istemesi halinde işçinin başka bir işte çalışması mümkün olabilmektedir. Ücretsiz izin uygulaması nasıl yapılır? İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde veya işletmede var olması halinde toplu iş sözleşmelerinde ücretsiz izne ilişkin düzenleme yapılmışsa, elbette ki bu düzenlemeye uygun şekilde ücretsiz izin uygulaması yapılmaktadır. Ancak böyle bir düzenlemenin olmadığı hallerde işçi ve işveren arasında bir anlaşmanın sağlanmış olması, geçerli bir nedene dayanması ve belirlenen makul bir süre içermesi gerekir. Ücretsiz izin uygulamasında ücretsiz iznin bildirimi mutlaka işçiye işveren tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. İş kanunumuzun 22. maddesinin 1. fıkrasında işveren iş sözleşmesinde esaslı bir değişikliğe gidecekse bunu işçiye yazılı olarak bildirmesi gerekir denilmektedir. Bu amir hükümden de anlaşılacağı üzere ücretsiz izin uygulaması iş sözleşmesinde esaslı bir değişikliğe neden olmaktadır ve işveren de bunu işçiye yazılı olarak bildirmek durumundadır. İşverenin yapmış olduğu ücretsiz izin önerisini çalışanlar iki şekilde kabul edebilirler. Bunlardan birisi örtülü, bir diğeri açık kabuldür. Açık kabulde önerinin yapılmış olduğu tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde işçi de yazılı olarak cevap vererek kabul ettiğini bildirir. Örtülü olan kısımda ise işverenin bu önerisinden itibaren çalışanın herhangi bir itiraz etmeden bu sürece uyması, ücretsiz izin sürecine uyması da bu süreç için muvaffakatının olduğu anlamına gelir. Buradaki bir diğer husus da ücretsiz izin süreciyle ilgili çalışanın rızasının olup olmadığı hususunda bir ihtilafa ya da anlaşmazlığa düşüldüğünde bunun ispat yükü de işverene ait
olacaktır. İşçi, işveren tarafından kendisine önerilmiş bulunan ücretsiz izni kabul edebileceği gibi reddedebilir. İşçi tarafından yazılı olarak kabul edilmeyen ücretsiz izin önerisinin iş koşullarında meydana getireceği değişiklikler işçiyi bağlamayacaktır. Yine işçi, işveren tarafından tek taraflı bir kararla ücretsiz izine çıkarılamaz. Böyle bir olayın vuku bulması halinde iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedildiği değerlendirmesi yapılacaktır. Bu konuda Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesinde işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izne gitmesi halinde bunu kabul etmeyen işçi yönünden sözleşme işverenin feshi olarak değerlendirilmiştir denilmektedir. Ücretsiz izin uygulamasının niteliğine göre ücretsiz izin süresi belirlenir. Bu süre hem makul olmalı hem de geçici bir süre olmalıdır. İşveren işçiye yapacağı ücretsiz izin önerisine bir süre eklemelidir. Bu ideal olanıdır. Çünkü işçi bu ücretsiz izin önerisini değerlendirirken süreyi bildiği ölçüde sağlıklı bir karar verebilecektir. Öğretide her ne kadar 3 aylık bir süreden bahsediliyor olsa da Yargıtay somut olayın niteliğine göre bu sürenin altında veya üstünde ücretsiz izin süresinin belirlenebileceği yönünde karar vermektedir. Ücretsiz izin süresinin işverenin takdirine bırakıldığı veya ekonomik kriz bitinceye kadar devam eder gibi muğlak ifadelerin kullanılmış olduğu hallerde iş sözleşmesindeki esaslı değişikliği gerçekleşmediğini varsayarak iş sözleşmesinin askıya alınmadığı hususunun benimsenmesini kararlaştırmaktadır. Ücretsiz izin uygulamalarını sonuçları bakımından değerlendirecek olursak eğer, ücretsiz izine çıkarılmış bulunan işçi sözleşmesi askıda olduğu için işsizlik maaşından yararlanamaz ve yine aynı şekilde kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamaz. İzinde olan işçinin burada geçen süreleri kıdem hesaplamalarında da dikkate alınmaz. Örnek vermek gerekirse eğer, işçinin yıllık ücretli izni hak etmesinde ve yine kıdem tazminatına hak kazanmasında bu süreler dikkate alınmamaktadır. Bir diğer konu ise işçi ve işveren arasında uyuşmazlık neticesinde bu sürecin yargıya taşınmasıdır. Yargıya taşınan bu süreçte mahkeme öncelikle iş sözleşmesinin askıya alınıp alınmadığı, eğer askıya alınmış ise ne kadar süreyle askıda kaldığı, bu askıya alınmayla ilgili çalışanın rızasının olup olmadığı ve yine bu süreçte iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilip feshedilmediği konularına öncelikle bakacaktır. Toplu izin uygulaması, işletmelerde çalışanların yıllık ücretli izinlerinin işletmenin tamamında veya belirli birimlerinde topluca kullandırılması şeklinde tanımlanabilir. Toplu izin uygulamasına 4857 sayılı iş kanununda direkt olarak yer verilmemiş olmakla birlikte yine bu kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan yıllık ücretli izin yönetmeliğinde açıklamalara ve tanımlamalara yer verilmiştir. Bu yönetmelikteki açıklamalara göre toplu izin uygulaması her yıl mutlaka Nisan ayının başı ile Ekim ayının sonu aralığındaki zaman zarfında yapılabilir. Bu aralığın dışındaki sürelerde toplu izin uygulamasının yapılması mümkün değildir. İşletmeler toplu izin uygulamalarını genellikle işletmelerdeki temizlik, tadilat, tamirat, bakım, onarım, yeni makine alımı ve bunların parkurlarının kurulumu gibi işlemlerin rahatlıkla yapılabilmesi için kullanmaktadırlar. Bu süreç içerisinde bu işlerin yapılabilmesi için gerek işveren, vekili veya var ise işletmedeki izin kurulları yeterli sayıdaki çalışanı toplu izin uygulamasının dışında tutabilirler. Bunları sonraki süreçlerde veya önceki süreçlerde ayrıca ücretli izin kullandırmak yöntemiyle bu toplu izin sürecinde çalıştırabilirler. Yine yıllık ücretli izin hakkını elde etmemiş olan çalışanlar için ise
bu yetkililer karar vererek bu kişilerin gelecekteki izinlerinden avans izin olarak kullanma kaidesiyle toplu izin uygulamasından faydalandırabilirler. Değerli meslektaşlarım, sizlerle birlikte yıllık ücretli izin uygulaması, ücretsiz izin uygulaması ve toplu izin uygulamalarını irdeledik. Ben canınızdan sağlık, yüzünüzden gülümseme ve tabii ki cebinizden paranız eksik olmasın diyor, sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmeyi diliyorum. Merhaba değerli meslektaşlarım. Pandemik hastalık olarak ilan edilen koronavirüs nedeniyle çalışma hayatında da iş yerlerinde bazı önlemler alınması nedeniyle işveren ve işçi ilişkileri açısından iş kanunumuzdaki düzenlemelerden biri de telafi çalışmasıdır. 4857 sayılı iş kanunu madde 64'e göre telafi çalışması yaptırılabilecek durumlar 3 başlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi zorunlu nedenlerle işin durmasıdır. İkincisi ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra iş yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle iş yerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesidir. Sonuncusu da işçinin talebiyle kendisine izin verilmesi veya benzeri nedenlerle de telafi çalışması halleridir. Söz konusu hallerde işveren 2 ay içinde ki bu 2 aylık telafi çalışma süresi yeni düzenleme ile 4 aya çıkartılacaktır. Çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırılabilir. Telafi çalışması yaptıracak işveren, bu çalışmanın ilgili kanun maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağı ilgili işçileri bildirmek zorundadır. İşçinin talep etmesi halinde işverenin izin verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Zira işverenin işçiye mevzuatta yer alan veya sözleşmede hüküm altına alınan hallerin dışında izin vermesi zorunluluğu yoktur. Belirtmek gerekir ki telafi çalışması halinde işçi çalışmadığı veya daha az çalıştığı süre boyunca ücretini tam olarak alır. Telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerde çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşuluyla günde 3 saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. İş kanunun 104. maddesine göre 64. maddede öngörülen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için 2020 yılı için 509 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Değerli meslektaşlar, merhaba. Teknolojinin nimetlerinden de yararlanarak hem kendi sağlığımızı riske atmadan hem de toplum sağlığını riske atmadan sizlerle bilgi alışverişimizin devam etmesi ve iletişimimizin kesilmemesi için bu videoyu çekmek istedik. Koronavirüs salgını ile birlikte iş yerlerinde işlerin azalması sebebiyle işverenler bir takım ekonomik tedbirler alma gayretindeler. Bu ekonomik tedbirlerden biri olabileceğini düşündüğümüz iş sözleşmesinin belirli süreliğine askıya alma durumunu sizlere anlatmak istiyorum. İş sözleşmesinin belirli süreyi askıya alınması durumu iş kanunumuzda koşulları ve şartları geçmemekle birlikte ücretsiz izinlerde bu durum karşımıza çıkmaktaydı. Biz koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler olarak bu durumu irdelediğimizde işverenin talep etmesi, işçinin de rızası olması şartıyla iş sözleşmesine belirli süreliğine ara verilebilir, askıya alınabilir. Bu durumda esas olan noktalardan en önemlisi altını çizmek istediğim durum, işverenin talep etmesi ve işçinin rızasının olması şartı çok önemlidir. Bu durumda işçinin işi yerine getirme ediminden bahsedilemeyeceği gibi işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar. İşveren ücret ödeme durumuna istisna olarak bir iki durumdan bahsetmemiz gerekir. Bu durumlardan bir tanesi 65 yaş üzerindeki ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı sebebiyle iş yerlerine gidemeyip iş yapma edimini yerine getirememeleri durumunda dahi işverenin en az bir haftalık ücretini işçiye ödeme şartını yerine getirmesi gerekiyor. Bu durumda
Bir istisnai durum daha var. Eğer iş sözleşmesinde işveren matlu ücret olarak işçiyle iş sözleşmesini imzaladıysa, burada izinli olduğu ve mazeretli olduğu durumlarda dahi işveren ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür. Bu durumları da atlamamamız gerekir. İş sözleşmesinin askıya alınması durumuyla ilgili aldığım notlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. İş sözleşmesi belirli sürede iş sözleşmeleri de askıya alınabilir mi? Evet, belirli süreli iş sözleşmesi de askıya alınabilir. Bunda herhangi bir engel yoktur. Fakat dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. 1-1-2020, 31-12-2020 tarihleri arasında belirli süreli olarak yapılmış bir iş sözleşmesinde bizler 1 Nisan 2020 tarihi 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iş sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak askıya aldığımız durumlar bizim sözleşmemizin sona ereceği 31-12-2020 tarihini uzatmamaktadır. Ya da bizler 30 Nisan 2020, 31 Ocak 2021 tarihleri arasında iş sözleşmemizi askıya alırsak da 31-12-2020 tarihinde iş sözleşmemiz, belirli iş sözleşmemiz kendiliğinden feshi olacaktır. Bu durumlar iş sözleşmesinin askıya alınması durumu iş sözleşmesindeki süreleri uzatmayacağını bilmemiz gerekir. Askıda olduğu süre içerisinde iş sözleşmeleri peki feshi edilebilir mi? Evet, iş sözleşmesi feshi edilebilir. Buna da engel bir durum yoktur. Fakat burada ihbar süresiyle ilgili duruma biraz dikkat çekmek istiyorum. İhbar süresinin başlangıç tarihini muhakkak iş sözleşmesinin askıya alma durumu sona erdikten ve işçi çalışmaya başladığı tarihten itibaren bu sürelere dikkate alabiliriz. Dolayısıyla işveren iş sözleşmesinin askıya alınma durumunun kalkmasını beklemeden eğer iş sözleşmesini feshetmek istiyorsa bu durumda ihbar tazminatı ödemekle yükümlü olduğunu bilmesi gerekir. İş sözleşmesinin askıya alınma durumu ortadan kalktıktan sonra işçinin tekrar işe dönmesi noktasında işverenin çağrısına uymayan işçinin durumu ne olacak diye soruluyor. İş sözleşmesini askıya aldık, işçiye artık hadi işinin başına dön dedik, işçi gelmezse bu durumda işçi sözleşmesini tek taraflı feshi etmiş sayılır. Bu durumda eskiden olduğu gibi kanuni hakları yine saklı kalmak şartıyla işçi ve işveren arasındaki yükümlülükler aynen devam etmektedir. Bununla ilgili bir değişiklik yoktur. Yani işçinin kendi iş sözleşmesini feshetmiş gibi nitelendirebiliriz bu durumda. Peki askıya alınan iş sözleşmesi bitti. Buna rağmen işveren işçiyi çağırmazsa ne olur? Bunda da yine aynı şekilde bu sefer iş sözleşmesini tek taraflı olarak işverenin feshettiği durumdan söz edebiliriz. İşçi için kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve kanunun diğer hakları doğmakla birlikte eğer iş yerinde gerekli koşullar içerisinde ise bu durumda işe iade davası açılması da söz konusu olabilir. Yani işveren iş akdini kendisi tek taraflı olarak feshi ettiği durumlardaki hükümler yine aynen geçerliliğini sağlamaktadır. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de iş sözleşmemiz askıya alındı. Bu süre içerisinde işsizlik maaşına başvurabilir miyiz diye soruluyor. İş sözleşmesinin askıya alınması durumu iş sözleşmesinin feshi edildiği anlamına gelmemektedir. Sadece belirli süreliğine bu durumu askıya aldığımızdan bahsedebiliriz. Dolayısıyla 4447 sayılı kanunda bahsedilen işsizlik maaşının hükümlerinden bahsetmemiz gerekirse kanunda aynen şöyle diyor. Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki 120 gün içinde hizmet akdi devam etmekle birlikte hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lockout ve genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle iş yerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde prim yatırılmayan süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlara esas alınır ve 120 günün hesabının prim yatırılmayan bu süreleri kesinti sayılmaz diyor. Buradan ne anlıyoruz?
Siz işsizlik maaşına tabii ki askıya alınan iş sözleşmesi sebebiyle başvuramıyorsunuz. Fakat iş sözleşmesi askıya alınma işlemi bittikten sonra tekrar işinizin başına döndünüz. Bundan bir ay geçti. Sonrasında iş akdiniz feshedildi. Bu durumda işsizlik maaşına başvurabilir misiniz? Evet, başvurabilirsiniz. İş akdinin askıya alınması, iş sözleşmesinin askıya alınması durumunda adınıza yatırılmayan sigorta primleri dikkate alınmaz. Askıya alınmadan önceki 120 güne bakarak ve sonrasındaki günlere bakarak bu sürelere göre işsizlik maaşınız hesaplanacaktır. Bu süreler arasında eğer 120 günde bir kesinti yoksa işsizlik maaşı almaya hak kazanabilirsiniz. Kıdem tazminatıyla ve yıllık izinle ilgili durumda da iş sözleşmesinin askıya alınması halinde bu sürelerde geçen süreler hem kıdem tazminatına hem de yıllık ücretli izinle ilgili günlere sayılmamaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı hesaplamasında bu süre zarfında geçen iş sözleşmesinin askıya alındığı tarihler arasındaki süreler hesaplamaya dahil edilmez. İş sözleşmemizi karşılıklı olarak işveren ve işçi olarak anlaşarak askıya aldık. Aylık prim hizmet bildirgesini nasıl vereceğiz? Eksik gün nedenine diğer belirterek giriş çıkış işlemi yapmadan aylık prim hizmet bildirgesini vermemiz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken durum bu durumu işçiye yazılı olarak iş sözleşmesinin askıya alınması durumunu yazılı olarak bildirmemiz ve bunu da muhakkak dosyalamamız gerekir. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu eksik gün nedenlerinin diğer olmasının sebebi ne olduğu bize sorulduğu zaman geriye doğru düzenlenemeyecek olan evraklar olarak onlara bir belge göstermemiz gerekecektir. Bu noktada bu belgenin de geriye dönük düzenlenemeyecek bir evrak niteliği kazanabilmesi için ya noter kanalı üzerinden bu bildirimi yapmamız gerekir ya da iadeli taahhütlü olarak işçiye tebliğ edebileceğimiz gibi yine iadeli taahhütlü olarak ilk ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na göndereceğimiz prim hizmet belgesinden önce durumu anlatan bir dilekçeyle kuruma bu durumu bilgi vermemiz gerekebilir. Bu durumu ileride delil niteliği taşıması için muhakkak posta kanalıyla yapmamızda da fayda vardır. Umarım çektiğimiz video faydalı olmuştur. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım merhaba. Bugün sizlere iş hayatında şimdiye kadar çok sık uygulama alanı bulmayan ancak tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bugünlerde neredeyse tüm işverenlerin ilgi alanına giren kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden bahsedeceğim. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği mevzuatımızda 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesi ve 7226 sayılı kanunla eklenen geçici 23. maddesinde yer almaktadır. Bu videoda sizlere ek 2. madde ile COVID-19 nedeniyle yapılan düzenleme gereği geçici 23. madde kapsamında kısa çalışma ve kısa çalışma şartlarından bahsedeceğim. Kısa çalışma nedir? Kısa çalışma, hizmet akdini sonlandırmadan kriz veya zorlayıcı sebeplerle sınırlı da olsa işçilere gelir güvencesi sağlayan bir uygulamadır. Kısa çalışma kararı işveren tarafından tek taraflı olarak verilebilir. İşçinin ve varsa taraf olan sendikanın onayı olmasa da işveren bu konuda yasal girişimlerde bulunabilir. İşverenler kısa çalışmayı iş yerinin bütününde uygulayabilecekleri gibi ortaya çıkan duruma göre sadece belirli bir birim içinde kısa çalışma talebinde bulunabilirler. Kısa çalışma kapsamında işçilere kısa çalışma ödeneğinin ödenmesi, genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi hizmetleri sunulmaktadır. Kısa çalışma ödeneğine müracaat edebilmek için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2. maddesine göre genel ekonomik kriz, sektörel kriz, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerin bulunmasının yanında iş yerinde çalışma sürelerinin de geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen
veya kısmen durmuş olması gerekir. İş yerinde uygulanan çalışma süresinin önemli ölçüde azalmış sayılabilmesi için o iş yerinde uygulanan haftalık emsal çalışma süresinin en az 3'te 1 oranında azalmış olması veya süreklilik koşulu aranmaksızın en az 4 hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması gerekir. Bu durumun varlığında işveren kısa çalışma talebini derhal gerekçeleriyle birlikte Türkiye İş Kurumu'na, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya yazı ile bildirir. Hizmet akdiyle sigortalı çalışan işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesinin koşulları nelerdir? Öncelikle iş yerinin kısa çalışma talebinin olması ve talebin uygun bulunması. İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte 4447 sayılı kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekir. Yani işçi son 3 yılda 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı. Ayrıca kısa çalışma ödeneği müracaatından önce son 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması gerekmektedir. Ancak COVID-19 nedeniyle yapılacak müracaatlar için kanunun geçici 23. maddesine göre 600 günlük işsizlik sigorta prim ödemesi 450 güne, müracaattan önceki son 120 günlük hizmet süresi de 60 güne indirilmiştir. Kısa çalışma ödeneği miktarı ne kadardır? Günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. 2020 yılı için 4380.99 kuruş en fazla kısa çalışma ödeneği tutarıdır. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler kısa çalışmanın başlangıcında belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür. Zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde ödemeler 4857 sayılı iş kanununun 24 ve 40. maddelerinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Yani 45 gün içinde kısa çalışma başvurusu onaylanan iş yerinde çalışan işçiye 45-7, 38 gün kısa çalışma ödemesi yapılır. İşveren kısa çalışma ödemesi yapılmayan 7 günlük süre için günlük ücretinin yarısı üzerinden işçiye ödeme yapar. Ve bu 7 gün için Sosyal Güvenlik Kurumu'na aylık prim hizmet beyannamesi ile tüm sigorta kollarından bildirim yapılır. Türkiye İş Kurumu'na ve sendikaya bildirim ve bildirim talebinin değerlendirme süreci nasıl olacaktır? Öncelikle kısa çalışma talep formu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste düzenlenerek ispatlayıcı kanıtlarla birlikte iş yerinin bağlı bulunduğu İşkur hizmet birimine mail yoluyla kısa çalışma başvurusunda bulunacaktır. İşletmeye bağlı şubeler varsa her şube için şubenin bağlı bulunduğu İşkur hizmet merkezine mail yoluyla müracaat edilmesi gerekmektedir. Kısa çalışma başvuruları işçiler adına işveren tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma başvurusunda bulunamaz. Genel ekonomik kriz, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan, dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu İşkur Yönetim Kurulu'nca değerlendirerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, içinde bulunduğumuz COVID-19 gibi salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yapılan başvurular için yönetim kurulu kararı aranmaz. İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucunda uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesi veya iş yerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri yeni başvuru olarak değerlendirilecektir. Yeni tip koronavirüs etkisi nedeniyle kısa çalışma talebinde bulunulması ve talebin değerlendirilmesi nasıl olacak? 7226 sayılı kanunla 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununa eklenen geçici 23. maddeyle ödenekten yararlanma koşulları geçici süreyle kolaylaştırılmıştır. Bu madde ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında sigortalı işçinin son 3 yıl içinde
450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması gerekmektedir. Bu koşulu taşımayanlar ise kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerdir. Geçici 23. madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için kısa çalışma uygulaması döneminde işveren tarafından işçi çıkartılmaması gerekmektedir. İş kanunun 25. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet kuralları hariç. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren buna ilişkin kanıtlarla birlikte kısa çalışma talep formu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu iş kurulu birimine elektronik posta adresine elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. Geçici 23. madde kapsamında yapılan başvurular başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. Başvuruların iş yerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilendiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi gerekir. Covid-19 kapsamında yapılan kısa çalışma başvurularının uygunluk tespitinde tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin rehberlik ve teftiş başkanlığında veya grup başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir. Kısa çalışma süresi ne kadardır? Kısa çalışma süresi zorlayıcı sebebin devamı süresini ve her halükarda 3 ayı aşamaz. Cumhurbaşkanı kısa çalışma süresini 6 aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye yıl sınırlaması olmaksızın yetkilidir. Kısa çalışma süresinin dolması halinde ne yapılacaktır? Kısa çalışma süresi dolduğu halde kısa çalışmayı gerektiren haller devam etse dahi kısa çalışma kendiliğinden sona erecektir. Sürenin dolması nedeniyle işçilerin işbaşı yapmaları veya tam zamanlı çalışma yapmaya başlamaları gerekmektedir. İşçilerin işbaşı yapmaları için herhangi bir çağrı yapmaya gerek yoktur. Kısa çalışmaya neden olan halin ortadan kalkması durumunda ne yapılacak? Kurumdan alınan süre sona ermemesine rağmen kısa çalışma yapılmasına neden olan hallerin ortadan kalkması kısa çalışmanın sona ermesine neden olacaktır. Bu durumu işveren kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere 6 iş günü önce yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler hakkında kısa çalışma yönetmeliğinin 7. maddesinin 11. fıkrasına göre işlem yapılır. Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde kesilir? Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması, geçici iş görememezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş görememezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir. Kısa çalışmada işçinin sigortalılık durumu nasıl olacaktır? 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının G bendine göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kimseler genel sağlık sigortalısı sayılır. İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için 5510 sayılı kanun kapsamında ödenen genel sağlık sigortası primi işsizlik sigortası fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılır. Kısa çalışma ödeneği esnasında iş yerinde fiili çalışma yapılması halinde bu çalışmalar sonucu elde edilecek kazançlar için aylık prim ve hizmet belgesi normal olarak verilecektir. Kısa çalışma karşılığı ödenek alınan günler için SGK'ya herhangi bir gün ve kazanç bildirilmez. Gün ve kazancın bildirilmediği günler için eksik gün nedeni olarak 18 kısa çalışma ödeneği seçilir. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin diğer hususlar da şunlardır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra
daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. Örneğin kısa çalışmanın başladığı tarihte 10 ay işsizlik ödeneği alma şartlarını taşıyan işçi, 2 ay kısa çalışma ödeneği aldıktan sonra işsiz kalması halinde en fazla 8 ay işsizlik ödeneği alabilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden. İşçinin kusurundan kaynaklı fazla ödemeler ise yasal faiziyle birlikte işçiden tahsil edilecektir. Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır. Kısa çalışma ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez. Kısa çalışma başvurusu yapabilmek için öncelikle iş yerinin işkur kaydı olmalıdır. Eğer iş yerinin işkur kaydı yoksa işkur.gov.tr internet adresinden internet şubesi, işveren menüsü, üye ol seçeneğinden doldurularak kayıt yapılabilir. Firmanın işkura kaydı var ancak işkur numarası bilinmiyor ise. Yine işkur.gov.tr internet şubesi, işveren menüsünden giriş yapılabilir ya da bağlı bulunduğu işkur merkezinde işveren danışmanından destek alabilir. Koronavirüs sebebiyle faaliyetleri durdurulan iş yerleri uygunluk tespiti için başvuruya hangi evrakı eklemeli? Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan iş yerleriyle ilgili olarak yapılan uygunluk tespit incelemelerinde iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır. Örneğin işletme ruhsatı, faaliyet belgesi gibi. İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyetlerini durdurması halinde yapılacak incelemelerde ise durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır. Örneğin yönetim kurulu kararı. SGK ve maliyeye borcu olanlar kısa çalışmadan yararlanabilecek mi? Evet, yararlanabileceklerdir. Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi? 4447 sayılı kanun kapsamında yatırılması gereken işsizlik sigorta primlerinin yatırılmış olması halinde yabancı işçiler de kısa çalışma ödeneğinden faydalanabileceklerdir. Kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanmaya devam edilebilir mi? Evet, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan iş yerleri de istihdam teşviklerinden yararlanabilir. Sevgili meslektaşlarım, bugün sizlere içinde bulunduğumuz şartlar gereği gündemde olan kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden bahsettim. Daha sonraki günlerde başka konularda görüşmek üzere. Zorunlu olmadıkça evde kal, sağlıklı kal.